Siz çok hoş geldiniz. Çok 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 özledik sizi. Bu hani pandemiymiş, gripmiş derken bitmeyecek gibi görünüyor. O yüzden de böyle bir yüz yüze bir gelelim. Güzel yüzlerinizi bir görelim. Bazılarınız geliyor kliniğe ara sıra. Ama hani bazılarınız da bayağı oldu görüşmeyeli. Telefonda da görüşüyoruz hep zaten. Ben hep böyle eskiden böyle toplantı yaparken şöyle bir açılış yapıyordum. Biz niye bu toplantı yapıyoruz? Tamam, hepiniz ameliyat oldunuz, çoğunuz. Şahane bir sonuç aldınız. Ama bu iş ömür boyu işi olduğu için ara sıra böyle sizinle beraber olmak, sizi hatırlatmak. Çünkü bunu hep şey diyoruz, sadece kilo konu da değil yani. Sizin sağlıklı, burada da yazıyor hatta, sağlıklı, mutlu ve fit olmanızı istediğimiz için bir de böyle büyük bir ekip de oluşturduk. Bir de o yüzden de böyle beraberiz. Merhabalar. Aşağı yukarı 1400 küsuruncu vakamıza geldik. Şimdilik hiçbir hasta kaybımız olmadı. Belli bir sistem dahilinde işte 10 küsur yıldır bu işi sürdürüyoruz. Hakikaten bugünkü ziyaretçiler arasında neredeyse 7, 8, 9 yıl evvel ameliyat olmuş ve hala hiç kilo almamış insanlar var. Onlar çok çok iyi örnekler. Ama matematiksel olarak aslında 100 kişiden 10'u 20'si ameliyattan 8-10 yıl sonra eski kilosuna geliyor. Birçok insan ikinci, üçüncü, dördüncü ameliyatları olanlar var Amerika'da. O yüzden bu konuya aslında eğilmek ve hani bir de başarılı olamayan geri kilo alan insanların çok fazla takibe de gelmediklerini görüyoruz. O yüzden burada birazcık taraflı bir grup oluşturmuş olabiliriz ister istemez. Ama kaydı da alacağız şimdi bugünkü konuşmaları. En azından çok iyi örnek olan, başarılı olan, ilk 2 yıl içindeki alışkanlıklarını 3., 5., 8. yılına kadar taşıyabilen insanların iyi örnek olacaklarını düşünüyoruz. Onlar aramızdalar çoğunlukla. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Herkes tekrardan hoş geldi. Çok mutluyuz sizinle bir arada olduğumuz için. Zaten genel olarak iletişim halindeyiz ama böyle yüz yüze görüşmek gerçekten çok keyifli. Ve sizlerin iyi olduğunuzu görmek, bilmek bizim için çok önemli. Ameliyat sonrası bir çoğunluk, evet yeni bu işi dinleyen, şu an bizim hastalarımızdan ben eminim ki çok şey alacak, kendilerine katacak bireyler de var aramızda. Ama hepiniz bir şekilde o ameliyatı olmuş, sıvılardan katılara geçmiş, katılarını sağlıklı tutacak şekilde küçük midesini doyurmuş ve bunu sürdüren bireylersiniz. Önemli olan her zaman, ama her zaman hep üzerinde durduğumuz alışkanlıklar tarafında da kendinizi geliştirmiş olmanız. Bu taraf gerçekten çok kıymetli çünkü bu ameliyat sizin zaten midenizin kısıtlanmasına yardımcı oluyor, sizin metabolik sendromlarınızın iyileşmesine yardımcı oluyor ve sağlıklı birer birey olarak hayata devam etmenize destek oluyor. Sizin de bu noktada beslenme alışkanlıklarınızla alakalı iyileştirdiğiniz her attığınız yeni adım ileriye dönük kilolarınızı koruyup kendi sağlıklı kilo aralığınızda, işte boyunuza, yaşınıza göre fiziksel aktivite yapabilir halinizde iyileşmenize destek olacak. O yüzden benim kişisel olarak özellikle sizlerden beklentim, lütfen her zaman bu tarafta olun. Yani alışkanlıklarınızı değiştirdiğiniz, kendinize iyi baktığınız, kendinizi ihmal etmediğiniz, güzel şeyler yediğiniz, içtiğiniz, mide hacminizin kontrolü sizin elinizde olduğu bir süreç içerisinde olun. Böylelikle ileriye dönük geri kilo alma riskinden de korunmuş olacaksınız. Büşra'yı bazılarınız tanımıyorsunuz. Evet, beni tanımayanlar için ben psikolog Büşra. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, tüp mide ameliyatıyla kilo verememek söz konusu değil. Fakat kalıcı olarak kilo verme anlamında sizlere ameliyat sonrası psikolojik olarak destek veriyorum. Aynı zamanda bu toplantıların kıymeti de gerçekten çok önemli. Evet, ameliyattan sonra sizlerin psikolojik anlamda, beslenme anlamında, bütüncül olarak her zaman yanınızda oluyoruz. Fakat sizin gibi bu süreçten geçmiş kişilerden destek alıyor olmak çok kıymetli. Aynı zamanda sizden daha deneyimli kişilerden, kilosunu kalıcı olarak koruyan kişilerden
taktikler alıyor olmak, tavsiyeler alıyor olmak çok önemli. Merhabalar, herkes hoş geldi. Hepinizi görmek o kadar güzel benim için. Ve ben de sizlerden biriyim. Hani sizlerden bir ayrımım da aslında yok. Ve burada hep beraber olmak çok güzel, çok duygusal ve çok da bağlayıcı bir şey bizim için. Biz çok büyük bir aileyiz belki. Ve bu işi hani tek benim hayatta işte yönetebileceğim bir nokta da değil. Bu bizi en çok bağlayan belki kliniğe bu durum. Diyetisyenimize olsun, psikologumuz olsun ya da hocamız olsun ya da ekibimiz olsun. Bana yakınlığımız ya da hepimize yakınlığımız ya da spor hocamıza, Ahmet Hoca'ya. Hepimizin iç içe olduğu ve hepimizin başaracağı bir nokta. Uzun vadede bu iş, evet 9 yıllık benden çok daha eski hastalar var, 10. yılında hastalarımız var. Ve hepsi, hani biz de o noktada olmak istiyoruz ve bunun daha üstüne gitmek istiyoruz. Hani 20 seneler, 30 seneler, keşke inşallah daha hepsini uzun senelerce görelim. Hayat bize tekrardan eskiye döndürmesin diyorum ben. Anladınız mı? O bizim için en güzel gurur kaynağı olur. Ve hepimiz için başarı zaten, ameliyat olmak bile bir başarı. Buna karar vermek, bunu istemek gerçekten bir başarı diyeyim hepimiz için. Ve biz bu kararı zaten verdik ve başardık. Bundan sonrası hepimizin yolu güzel ve açık olsun. Evet, nasılsınız abilerim, ablalarım, güzellikler? Kaç kişi düzenli egzersiz yapıyor şu an? Bir el kaldırsın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yürüyüş sayılıyor mu? Yok. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim. 45 dakika anlattım sana. Yani. Evet, düzenli egzersizi yapabiliyorsunuz. Ben de yürüyüş yapıyorum sadece. Şimdi şöyle bir başlayalım. Yeterli sıvı tüketmemiz gerekiyor. Beraberinde yeterli proteinle beraber bir enerji yükledik. Şimdi insanlar fitness'tan, pilates'ten bir süre sonra sıkılıyor. Oraya buraya şey yapıyorlar. İhtiyaç analizinizi iyi belirleyin. Çalıştığınız yerde, yapmayanlara hiçbir şey söylemiyorum. Çalıştığınız yerde düzenli olarak analizler yaptırın. Neydin, ne oldun, nereye geldin, neden gelemedin, gelememe sebeplerin ne? Hedef ne, hedefe giden yollar ne? Sadece yürürsek arkadaşlar, yer çekimi devam ede gelen bir süreç olduğu için fıtık oluruz bir sene sonra, iki sene sonra, ne zaman olursak. Ama oluruz. Örnekleri var. Şimdi ortalama 1400 falan hasta var. Ben bunun 800'ünü görüşmüşümdür. Herkesin orta bir atmosferde bir bahaneleri oluyor. Zaman yok. İşte çocuğu olanın çocuğu, holdingde çalışan holding, efendime söyleyeyim. Hep bir bahane var. Bahane arayan bahanesini, çare arayan da çaresini bulur. O yüzden en üste egzersizi koymamız gerektiğini unutmayın. Bakın, spor demiyorum, egzersiz. Bir işin spor olabilmesi için rekabet ve lig olması gerekiyor. 6 ay düzenli yaparsanız bu kimliğe kavuşuyoruz. Ondan sonra yeterlilik seviyenize göre branşlara gidebilirsiniz. Tenisse tenis, plaj voleybolsa plaj voleybolu. Erkekler daha çok halı saha vesaire. Analizlerimizi güzel yapıp kuvvetliysek gidelim. Sabah kalktığınızda morning rutininiz olsun, dinamik streç. Hemen kalkar kalkmaz yürümeye başlamayın. Ayak bileklerinizi bir boşa çıkarın, bir hareketlendirin. Ondan sonra kalkın yürüyün. Gün içerisinde dik yürüdüğünüzden, dik oturduğunuzdan, yeterli sıvı tükettiğinizden emin olun. Moraliniz bozuk olur, enerji hissetmezsin. Haftalık yapman gereken miktarı tamamladıktan sonra bizim için bir sorun yok. Ama streç yapmazsın, gider ağırlık kaldırırsın. Kas olması gereken boyutta olmazsa ekleme baskı, beraberinde eklem problemleri başlar. O yüzden bakın, giyim tarzınız önemli. Kadın stiletto giyer, ertesi gün bacakları kopar mesela. Geçen denk geldik öyle bir. Her zaman estettiğimiz level'da değil. Şimdi bunu sürekli her gün ofiste giyen biri olarak ve streç rutini olmayan biri olarak düşünürsek, ayak bileği hareketsizlikten dolayı dizler menisküse çeviriyor. Tabii bu yıllar içerisinde oluyor. O yüzden bunlara güzel bir dikkat edelim. Yaş hiçbir zaman geri gelmiyor. Zaman kıymetli. En başa spor koyun arkadaşlar. Ondan sonra bunu ne kadar yapabilirsiniz? Ben size bir saat yapın demiyorum. 20 dakika yapın demiyorum. Ne kadar neyi ne kadar ayarlayabiliyorsanız. O yüzden herkesin böyle bir zamanı olabileceğini düşünüyorum. Dikkat edin. Başlangıç, bitiriş, 2 saat yaptım, günde 20 bin adım attım. Streç yapmıyorsan bunlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden streci güzel öğrenin. Mobilizasyon öğrenin. Bunlar olmazsa olmaz. Çok teknik geliyor size belki ama eklemin rahat hareket etmesi demek mobilizasyon. Rahat hareket etmezse ben zaten pres yapamıyorum ki ya da itemiyorum bir şeyi. Kendi ağırlığınızı itip çekemiyorsanız kaldırdığınız diğer ağırlıklar bizi sakatlar. Basitten karmaşaya gidin. Dolayısıyla yani rakip kendinizsiniz.
başkasının fiziğini görüp ben de bunu yapacağım. Ya da örnek şöyle oluyor genelde. Instagram'dan bir video çıkıyor. Bir tane hoca var şimdi, adını unuttum. 40 dakika bir şey yaptırıyor, sürekli çok terliyorsunuz. O ne kadar spor yapmış, sen ne kadar yapmışsın, onun yaptığını ne kadar yapabiliyorsun? Şimdi kalp gerçeği var. Onlara girmiyorum, özet geç dedi Selma. Ya bu kadar kalabalık olması gerçekten bizim açımızdan da çok üzgüldürücü ve memnun edici bir şey. Benim şişmanlık cerrahisiyle uğraşmam 8-9. yıla girdim. Şimdi Mehmet Ali abiyle birlikteliğimizde 5. yılda şu anda. Bu süreç içinde benim gerek ameliyat öncesi, gerek ameliyat sonrası süreçlerden ve hastalarımızın bize dönüşlerinden öğrendiğim şeyleri kabaca birkaç madde halinde size söylemek istiyorum. Son zamanlarda hastalara söylediğim bir takım öneriler var. Gelen hastalarımızın geri kilo alanların bir miktar, onların anlattıkları kadarıyla. Birincisi, bizimle olan irtibatı kesmeyin. İrtibatı kesenler her zaman kötü bir noktaya doğru evriliyorlar. İkincisi, mutlu insan kilo almaz. Bir biçimde hayatlarınızda mutluluğu bulmanın peşinde olmanız lazım. Yani hedef daha çok para kazanmak, hedef daha başarılı olmak değil de mutlu ve huzurlu insan bizim işte daha başarılı oluyor. Bunu görüyorum ben. Hayattaki zorluklar her zaman bizim sürecimizi baltalayıcı etki yapıyor. 3. Zihninizin sürekli aktif olması lazım. Yazın bir sahile gidip bir hafta boyunca şezlongda yatılıp güneşlenilen bir tatil bizim açımızdan çok kötü. Beynin öğrenmek konusunda hiçbir zaman kapasitesi bitmez. Yani beyin içine bir takım bilgilerin yerleştirilip onu depolayan bir organizma değil. Veri işleme, beyindeki veri işleme, beyin hücreleri arasındaki iletişim kanallarının artmasıyla oluyor. Ve beyin hücreleri arasında iletişim kanallarının oluşması sonsuz olasılıkta olan bir şey. O yüzden hiçbir zaman öğrenmekten yorulmazsınız. Kimseyi duyamazsınız ki ben artık çok öğrendim, beynim doldu, artık öğrenemiyorum. Böyle bir olasılık yok. Beyin sonsuz veri işleme kapasitesine sahip. O yüzden işinizi yaparken, tamam zaten bir şey kullanıyorsunuz, boş zaman dediğiniz şeylere de başka bir şey öğrenerek geçirmenizi öneririm. Yani beyninizi çalıştırmadığınız, kafanız içinde bir takım yeni yolaklar oluşturmadığınız zaman bu bizim sürecimizi baltalıyor. Çünkü bunun şöyle bir gerçeği de var. Normal hücrelere kıyasla beyin hücreleri 500 ila 3000 kat daha fazla enerji tüketiyorlar. Yani aktif bir beyin sizin kalori harcamanıza da hep katkıda bulunuyor. O yüzden buna da özen göstermenizi rica ediyorum. 4. Televizyon seyretmeyin. Çünkü televizyon sizin bütün zihin aktivitelerinizi durduran bir şey. Ve o zihin aktiviteleri durduğu zaman sadece sizin bir süreliğine kafanızdaki kötü düşüncelerden uzaklaşmanızı ve onları duymamanızı sağlıyor. Ama asıl olan kafanızdaki sorun ya da kötü düşünceleri duymamak değil, onları çözmek. O yüzden televizyon gibi karşılıklı iletişimin olmadığı etkinlikler, yani sizin karşıdan bir veri alıp onu işleyip sonra karşı tarafa bir cevap vermek zorunda olmadığınız durumlar, sadece seyrettiğiniz ve tamamen ona odaklandığınız ve hiçbir şekilde bir şey sizden bir şey talep etmeyen durumlar bizim işimizi baltalıyor. O atıştırmalar hep televizyon önünde oluyor. Ve 5 oldu değil mi? 5. Ahmet söyledi. Ahmet işin biraz pratiğine girdi. Ben artık bütün hastalara bunu taburcu konuşmamda da söylemeye başladım. Herkes esnesin. Gersin kendini ve esnesin. Bunun hiçbir şekilde spor yapamıyorum, zaman bulamıyorum gibi bir şeyle bir durum yok. Geçenlerde bir hasta geldi. Bana dedi ki ben dedi spor yapamıyorum, hiç zaman bulamıyorum dedi. Dedim en son ne zaman duş yaptın?
dedi sabah. Dedim nasıl zaman buldun? Yani bu yoğunlukta duş yapmak 15 dakika sürer yani. Nasıl yapabildin dedi. Yok ona buluyorum dedi. O zaman dedim spora da bulacaksın. Germek için spor salonuna gitmeye gerek yok. Her gün 10 dakika bile yapsanız bir her zaman sıfırdan büyüktür. Bizim vücudumuzun tam olarak kontrolümüz altında olmayan limbik sistemi iyi olduğumuz, kendimizi güçlü hissettiğimiz zamanlarda yer çekimine karşı hareket eder. Yani eğleneceğimiz zaman ellerimizi kaldırırız. Kendimize güvenli ve mutlu olduğumuz zaman omuzlarımız kalkar. Ama çökkün olduğumuzda böyle olur biliyorsunuz. Pardon. Böyle olur. Hep aşağı doğru gider. Kafamız öne düşer, dik durmaz. Ama işte o dik durabilmek için yeterli uzunlukta kasa ihtiyaç var. Ve şu demek, poponun öne doğru geldiği pozisyon demek, bunlar kısa demek. Arka bacak kısa demek. Herkes ayakta duruyor gün içinde. O yüzden yürüme, evet, öğrenmiş. Çok seviliyor. Gidiyorum Görkem abi. Bravo. Yürümek çok seviliyor ve kolay olduğu için herkes tarafından da biraz fazla önem atfediliyor. Yürümek güzel ama artık bu aşamaya gelip kendi sağlığınızla ilgili bu kadar bilinçli bir adım attıktan sonra, yani ameliyat oldunuz hepiniz, ciddi bir karar verdiniz, belirli risklerin altına girdiniz. Böyle bir karar alıp bunu uyguladıktan sonra kalkıp bunu sadece yürüyerek heba etmemeniz gerekiyor. Yani bu, lütfen dediğimi yanlış anlamayın, aptallık olur. Yani aptal değil kimse ama bazen zeki insanlar da aptalca davranabilir. Sadece yürüyüşe bu işi indirgemek aptallık olur. O yüzden kimsenin de ben bu işi, bu aptallığı yapmasını istemem. Bu yüzden söylüyorum. Öncelikle germeyi öğrenmekle başlasanız, büyük kas gruplarını bile gerseniz, o bile size bir rahatlık verecek. Mesela işte sırtım tutuldu, boynum tutuldu, bacağım ağrıyor. Bu germeleri düzenli yaptığınız zaman onların gittiğini göreceksiniz. O yüzden lütfen germe konusunu çok özellikle yapmanızı istiyorum. Hiçbir şey yapmasanız germeyi yapın yani. O bile çok ciddi fark yaratacaktır. Bir de altıncı. Gavurların bir lafı var. The last but not the least. Yani sonuncu ama hiçbir şekilde en önemsiz değil. Siyah giymeyi.